Yeni Pazar ve Çevresi Çiftçiler Derneği Başkanı Necmettin Ünüvar, Yeni Pazar ve çevresinde taşkınlar dolayısıyla zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasını beklediklerini söyledi. Ünüvar, baraj kapaklarının açılmasının taşkınlara neden olduğunu da savunarak, buğday ve tahıl ekili alanlardaki çiftçilerin mazot, gübre zararlarının karşılanmasını istedi. Önce duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten üretici çok perişan durumda. Yani bunun bir yaptırımı olmalı. Devlet kendi elindeki barajlardaki suyu bırakıyor. Binlerce tahıl alanı, yonca alanları tahrip oluyor. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk. Bize verilen son şey de bu tazminatların ödeneceği. Bunun neticesinde üretici mağdur edilmeyecek denildi. Şimdi Kemer Barajı'nda sulama amaçlı kullanılan barajlar içinde bu barajlardan elektrik üretimi adı altında kapaklar bana göre açılıyor. Tedbir alınmadan, gerekli uyarılar yapılmadan baraj kapağı açılarak insanlar perişan ediliyor. Ekonomikman perişan ediliyor. Şimdi bu insanların mazot girdileri var, gübresi var, işçilik var. Onun gözünün içine bu masrafları ettikten sonra oradan gelecek olan buğdayın, oradan gelecek olan tahılın, hatta ve hatta yoncanın gözünün içine bakan insanları biz mağdur ediyoruz. Biz buradan Çiftçiler Derneği olarak derhal bu insanların paraları, zararları tazmin edilmelidir. Yani bu edilirse üreticilerde biraz rahatlama olacaktır. Bundan sonra da devlet yetkilileri aynı şeyleri gelecek yıl devam edecek olursa önceden tedbirini alması ve biz bu sene bu ovalarınıza işte buğdayınızı ekmeyin, arpanızı ekmeyin diye uyarıda bulunması ve ektirmemesi gerekir. Ekildikten sonra su altında kalıyor, insanlarımız mağdur oluyor. Ünüvar ayrıca Menderes ıslahı yapılan yerlerden toprak alınmasının önlenmesi gerektiğini, bu konuda daha sıkı denetimler beklediklerini açıkladı. Bir de Büyük Menderes'in yatağı düzeltilmeli. Büyük Menderes'te bize göre alt tabanında doluluk vardır. Yani temizlenmesi gerekiyor. Bunlar temizlenerek, yatakların temizlenerek su akımının sağlıklı olmasında yarar var. O zaman bazı çiftçiler de istermeyelim, toprak alıyormuş galiba. O da gündeme geldi. Ama tedbirini devlet alması gerekiyor. Bulundukları tabii o da çok yanlış. Sert uygulamasına herkesin saygı göstermesi, oradan toprak almaması gerekir. Bunu da kontrol edecek olan köylerde korumalar var, koruma bekçileri var, sulama birlikleri var. Bunlar kesinlikle gerekli kontrolü, gerekli duyarlılığı göstermesi lazım.